dünya gibi nasıl çıktılar üste ya? Babam da davasıydı ya onları. Uğraşır mı sence Üstü Başkan bunlarla? Onlar uğraşıyor ama. Hepsi benim yüzümden ya. Allah beni kahretsin ya. Ne işi var benim o çocukla? Saçmalama abla ya. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var oğlum ya? O gece gitmeseydim o hayvanın doğum gününe, hiç böyle bir şey olmayacaktı. Hey bak bu doğru. Tekrar buluşmasaydım sen de kapışmayacaktın. Bir de camını indirdin arabanın. Ellerime sağlık. İdirirdim o arabayı ona ama. Oğlum ya. Dershane parasını da herife vermişsin. Hı-hı. Sahi dershane ne olacak? Bir şey olmayacak. Kaydımı dondurdum zaten. Ne yaptın? Annemin haberi var mı? Kimsenin haberi yok. Siz de bir şey söylemeyeceksiniz. Ya daha yeni benden bir şey saklamayın diye fırça atmadı mı Üstün Başkan ya? Bu başka oğlum. Ay teyzem, teyzem nedir bu başımıza gelenler? Anne! Anne! Ah, anne! Bir bilsem. Babama bir şey mi oldu annenin? Ne oldu? Babanla ilgisi yok oğlum. Seni almaya gelmişler. Beni mi? Metin Çoban sen misin? Benim. Hakkında şikayet var. Karakola kadar gideceğiz. Ya! Abi! Bir dakika. Aman arayın. Abi babamı arayın. Babamı arayın. Anne. Babamı arayın anne. İyi iyi. Akılları başlarına gelsin biraz. Hangi karakol? Tamam tamam yoldayız biz de. Almışlar senin camı kıran serseriyi. Ya baba uzatmasaydık keşke bu kadar bu işi ya. Ne demek uzatmasaydık? Uzatacağız. Gittiği yere kadar bırakmayacağım peşini. Sürüm sürüm süründüreceğim o çobanları. Rıza babaya söz verdik bir kere. Müdürüm. Hüsnü abiler karakoldaymış. Metin'i almışlar. Hayda! Nereden çıktı bu işin ya? Abi. Abi. Bir bakar mısın? Ailemden gelen var mı? Bilemem. Otur efendi gibi bekle. Sağ ol oğlum. Gösterecekler miymiş Tekin'im? Konuştun mu? Henüz değil anne. Babam çözer şimdi, konuşur hamile. Bitse şu iş bir an önce ya. Suat. Ah çok şükür. Hoş geldiniz Mesut. Ne haber, nasılsınız? Biz iyiyiz de. Bir öğrenebilsek Metin'in durumunu Mesut. Öğreniriz, öğreniriz biz. Sen rahat ol, sıkma canını. Metin nerede? İçeride mi? Yok Murat abi ya, nezarette tutuyorlar. Nezarette mi? Şşş, sen baksana bir. Metin Çoban'ı almışsınız, doğru mu? Doğru komiserim. Göster bana, nerede? Ama komiserim. Oğlum, işimiz gücümüz var, hadi çıkar. Uzatmayalım ha birader. Tamam, peki bu taraftan komiserim. Üstüne içeride mi? İçeride. Tamam, bekleyin siz burada. Metin'i şikayet üzerine aldık komiserim. Anlıyorum amirim ama yani şimdi... Hayırdır usta? Tamam, bir şey yok usta, konuşuyoruz. Bu mu o herif? Bu seni başını yakan herif mi? Bir dakika, bir dakika. Karışma usta, dışarıda bekle. Allah aşkına çık. Tamam, tamam. Bekliyorum koridorda. Her tanıdığı karakola çağıracaksak... Böyle olmaz komiserim. Haklısınız amirim, haklısınız da. Bakın, siz de evlat sahibisiniz, ben de. Zaten ne olduysa bundan oluyor değil mi? Ben de bir derdiniz vardı, oğlunuz için, tamam. Haklı haksız fark etmez. Ne yapılacaksa yaptınız. Bakın ben açığa alındım. Soruşturmam sürüyor, dosyam açık. Gençler olaydan etkilenmiş, tartışmışlar. Bunu bu kadar büyütmeye gerek var mı beyefendi? Çocukları karakollara çektirmeye gerek var mı? Ben Metin'e kızmadım mı sanıyorsunuz? Kızmak mı? Ne belli çocuğu senin göndermediğin cemin üstüne? Aslında tam olarak öyle değil. Bir dakika, bir dakika.
Ne diyorsun sen be? Ben oğlumu saldırttım Cem'e ha? Ben ha? Öyle bir derdim olsa niye oğlumu göndereyim? Yekten ben çıkarım karşısına. Tamam komiserim, sakin ol, konuşuyoruz. Konuşmuyor ki bu adam. Zehir saçıyor. Bana bak. Ne zararın varsa karşılarız. Şikayetini de çekme, istemiyorum. Aldınız mı siz çocuğun ifadesini? Çıkacak mı savcıya? Gerek yok dedi savcı. Bırakacağız. Soruşturma devam edecek. Tamam o zaman. Ben alıyorum çocuğu. Var mı başka bir şey? Yok. İyi. Kaç para zararın? İstemez, istemez. Kaç para dedim? Metin verdi Cem'in parasını. Daha hemen o anda. Alacak verecek yok yani. Nereden bulduysa. Ne oldu Hüsnü? Baba? Çıkıyor mu abi baba? Nedir usta? Alıyoruz oğlanı, çıkıyoruz. Heh. Siz bekleyin Suat. İyi. Usta sen de bekle. Gerginlik olmasın. İyi. Çok şükür, çok şükür. İyisin değil mi? Bak doğru söyle. İyiyim abi, merak etme. Memurlarla falan herhangi sıkıntı? Yok yok, olmadı bir şey. Baba? Hadi çıkıyorsun. Baba affedersin. Tamam Metin. Ben Herif'i öyle bir an karşımda görünce... Evde konuşacağız Metin, yürü dedim. Baba. Abi tamam. Metin uzatma sen de aslanım. Babanı dinle hadi. Üniversiteli olacak diye bekle, sonra nezarethanelerden topla çocuğunu. Anlamıştır hatasını. Nasıl pişman abi, baksana. Pişman olunca ne oluyor? Bir boka mı yarıyor? Zeliha kusura bakma. Babam yüzünden siz de böyle. Ya kapa çeneni, hala ne konuşuyorsun sen ya? Lan baksana bir. Tekin gel şuraya, kırmayayım kalbini. Hadi siz de devam edin. Hadi. Bitti sanmayın bu mevzuyu. Avukatlarım takipte. Ulan avukatına da sana da. Kimsin sen? Kimsin sen be? Ne istiyorsun bizden? Çocuklarımdan, kocamdan ne istiyorsun? Ne yaptık biz sana? Ha? Çocuk yetiştirememişsin. Geçmiş karşımıza büyük adamlık taslıyorsun. Kimsin sen? Gitseniz iyi olur Azim Bey. Sen de delikanlı. Tamam anneciğim. Geçti gitti tamam, anne. Anneciğim. Anne! Oğlum! İyi misin yavrum? İyiyim anne. Kusura bakmayın ya. Suat tamam. Gidiyoruz hadi yürü. Hepiniz eve. Hepiniz eve. Hadi. Hadi. Gidiyoruz tamam. Murat nasıl geçti? İyi sayılır. Metin'i çıkardık. Aile arıza mı hala? Sayılır. Siz ne yaptınız? Fatih'in adresine geçeceğiz şimdi. Fatih önemli. Ayrıca sağlam biri. Arkadaşını ve kardeşini korumaya çalışırken kendini riske attı. Salih içeride. Kız kardeşi Fatma'yı elimizden aldılar. En azından bu insanları korumalıyız. Bozulan hesabın acısını Fatih ve karısından çıkarabilirler. Çıksak iyi olur. Ben cezaevindeki Salih'e ulaşmaya çalışacağım. Babamın avukatı da haber bekliyor benden. Tamamdır. Kolay gelsin. Size de. Alo. Ne haber güzelim? İyi. Oğlanı yatırdım. Bayağı zor uyudu. Ne yapıyor babasının aslanı? Şımarıyor, ne yapsın? Ne zaman gelirsin diyeceğim ama... Bu ara zor biliyorum. Kendine dikkat et olur mu? Bir de sende kalmasın aklım. Merak etme canım. Pınar. Ne? Sen olmasan çok zor geçerdi biliyor musun? İyi ki varsın. Sen de canım. İyi ki. Görüşürüz. Ben çıkıyorum Aylin. Tamam Ali. Bin tane derdimiz var oğlum. Rıza babayı aldılar. Her yerden üstümüze geliyorlar. Ben bir de bunlarla uğraşmak zorunda mıyım oğlum?
Metin, yüzüme bak, cevap ver oğlum. Affedersin baba. Yapmış bir cahillik Hüsnü. Sen de gitmesen üstüne artık çocuğun Hüsnü. Sen nereden buldun da verdin Cem'in arabasının parasını? Metin, cevap ver oğlum. Nereden buldun? Biriktirmiştim baba biraz. Biriktirmiştin. Ne diye? Bir gün olur da birinin camını çerçevesini indiririm. Lazım olur diye mi? Onu da cebinde taşıyordun o gün, öyle mi? Çarptın adamın suratına gittin. Ha? Öyle mi? Salak mı var oğlum senin karşında? Dershane taksitini verdin değil mi? Dershane taksitini verdin. Bizim burada dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız, sırf sen oku diye, şu üniversite işini hallet, orada da öyle başıboş dolanma diye ayırdığımız o parayı ver. Dondurdum baba dershanenin kaydını. Ne? Önümüzdeki ay devam edeceğim tekrar. Bulacağım ben o parayı baba, sen merak etme. Ya alt tarafı bir ay, ha? Nereden bulacaksın? Nasıl donduruyorsun? Kendi başına ne işler yapıyorsun oğlum sen? Delirtecek misiniz beni siz ya?